Ahşap boyama teknikleri içinde eskitme teknikleri çok fazladır. Mesela isli doku deriz, mumla isleyerek doku yaparız veya streçle doku veririz veya ağaç dokusu dediğimiz aletle yaptığımız o efekti ve ağaç dokusu efekti vermek var veya degrede geçişli boya deriz, koyudan açığa doğru boyarız veya antikuinle eskitme yaparız yani eski görüntüsü verdiririz. Bir de mumla yapılan eskitme tekniği vardır. Ben şimdi size mumla eskitmeyi göstereceğim. Mumla eskitme yapabilmek için mutlaka iki renk boyaya ihtiyacımız var ve bir de bildiğiniz beyaz muma ihtiyacımız var. Tabii daha sonrası için de bir bulaşık teline ihtiyacımız var. İki renge ihtiyacımız var çünkü alta bir renk, üstte bir araya mum, üstte bir renk yapacağız. Burada kullanacağımız şekle, resme göre zıt renkleri de kullanabiliriz. Mesela kahverengiye beyaz, siyaha beyaz, kırmızıya beyaz gibi veya uyumlu renkleri de kullanabiliriz. Bu da nedir? Mesela griye beyaz, beje koyu, açık kahve gibi renklerde uygulayabiliriz. Ben bugün size kahverengi boyadığım kutumun üstünde mavi boyayacağım ve mumla eskitme tekniği göstereceğim. Bunun için mumu elime alıyorum. Kahverengi boyadığım kurumuş hazır kutumun üstüne kitap kutusu. Bunu vintage tarzı bir kutu haline getireceğiz. Mumu sürüyorum. Geniş yüzeylerde yatarak sürmenizi, yatay olarak sürmenizi, yatırarak sürmenizi öneririm. Bu şekilde. Daha rahat sürersiniz. Ama en çok kenar yerlere ve bastırarak sürün. Neden? Çünkü bir kutu, eski bir kutu baktığınız zaman hep kenarlardan aşınmıştır zaten. Dolayısıyla biz de oralardan aşınmış görüntüsü vereceğimiz için o bölgelere daha çok mum sürmenizi tavsiye ediyorum. Evet, bu işlemi bitirdikten sonra üstünde fazlalıklar varsa temizleyelim. Bunu bir fırça yardımıyla da elimizle de yapabiliriz. Ve sonra üstüne istediğim açık renk mavi boyayı uygulayacağım. Boyayı bir defa da örtmeye çalışın. Yani demek istediğim kahverengi rengi bir kere de örtüp bitirmeye çalışın. Yani bakın. Bir kere de kahverengiyi kapatıyorum. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Akrilik boya yaklaşık yarım saat gibi bir zamanda kurur. Fön yapmayın, mum olduğu için erime yapabilir. Çok sıcakta güneş altında bırakmayın, yine mum olduğu için erime yapabilir. Kendi haline bırakın, kurusun. Evet, üst boyadığımız renk kurudu. Bekledik yaklaşık yarım saat, kurudu. Şimdi bunu zımpara ve bulaşık teli yardımıyla eskiteceğiz. Bulaşık teli lütfen yeni olmasın. Çok sert oluyor, o zaman yırtıyor objemizi, çiziyor. Halbuki biz daha yumuşak çizgiler olsun istiyoruz. Onun için kullanılmış bir bulaşık teli olsun. Hafif hafif okşayarak birdenbire bastırmayın. Çok açılır, hakim olamazsınız görüntüye. Ama eğer hafif hafif yaparsanız görüntünün yoğunluğuna hakim olabilirsiniz. Veya yer yer zımpara kullanırsınız. Zımpara tabi dişli bir zımpara olsun, kullanılmış bir zımpara olmasın, yeni sıfır olsun ki daha iyi açsın objenizi.
burada ne kadar açacağınız, yani eskitmeyi ne kadar yapacağınız sizin zevkiniz. Çok fazla seven de var, çok az bir eskitme yeter bana diyen de var. Bu tamamen sizin kendi kendinize ayarlayabileceğiniz bir yoğunluk. Tabii eskimiş bir kutuyu hayal edip en çok nereler eski yüzlü olur, kenarlar, köşeler, oralarda daha çok açma yapalım. Aşınmış kenarları falan. Sonra üstündeki tozları temizleyelim. Ve kutumuzu süsleyelim. Bunun için ben bir dekupaj ve dantel tercih ettim. Şimdi onunla da süsleyip kutuyu bitirmiş olacağım. Danteli önceden hazırladım. Kağıdı da yarısı içeride, yarısı dışarıda olacak şekilde üstüne düşürerek hazırladım. Kağıdı, dekopajı ve danteli yapıştırmak için dekopaj tutkalı kullanıyorum. Dantelimi bol miktarda tutkallayıp elimle fazlalığını sıvazladım ve yerine yerleştirdim. Daha önceden planladığım şekilde. Tabii dekopaj yapabilmem için dekopaj tutkalını kağıdın arkasına sürüyorum ve objede yapıştırıyorum. Dekopaj tutkalının beyaz beyaz izleri kalmış görünüyor ama kuruyunca bunlar geçecek. Kutumuz tamamlanmıştır. Güle güle kullansınlar.